EYT meselesi daha önce defaatle gündeme geldi. Hukuken o meseleyi yapacak bir şey yoktu. Zaten Anayasa Mahkemesi de meseleyi isabetli görmedi ve ondan sonra iş siyasi meseleye dönüştü. Ciddi bir örgütlenme gerçekleşti. 2019 yılında Cumhurbaşkanı şunu söyledi dedi ki İskandinav ülkeleri bu nedenle battı. Hiç kimse bana bunu kabul ettiremez bir anlamda ülkenin batmasına sebebiyet verecek bir yöntemdir. Asla kabul etmem, seçimi kaybetsem bile dedi. Fakat e, artık 2022 yılı pandemi dediler, o dediler, bu dediler. Çok ciddi bir örgütlenmeyle karşı karşıya kalırsanız ve önünüz seçim olursa artık o o dönemde batmayı göz alamadım. Şimdi batmayı mı göz alıyorsun veya neyi Mesela çözdü? Hacı'nın yorumu şuydu. Tabii ekonomi güçlendi. Çünkü, çünkü Cumhurbaşkanı sıra yok. Yeni geldi Öyle değil. Halledim. Cumhurbaşkanı o dönemde ben iyi hatırlıyorum. Tekrar da izledim. Son derece kararlı konuşuyor. Yani dedi, biz bunun hesabını kitabını yaptık. Bunun altından kalkamayız. Yani söylediği o. Tabii şu anda işler biraz değişti. E, maliyet hesapları yapılıyor. Onları göreceğiz. Artık e, ee, bu meseleyi şöyle değerlendirmemek lazım ki ben öyle değerlendirildiğini düşünüyorum. Önümüz seçim. Efendim haydi anket yapalım bakalım Sayın Cumhurbaşkanı tekrar doy olursa ne kadar kazanacak? Ne kadar alacak? Ne kadar oya dönüştü? Ee, o olmazsa başka bir şey yapalım. Yani iş biraz rayından çıktı. Rayından çıkınca e, herkes tabii bireysel menfaatlerinin peşinde koşar. Gerçekten haksızlığa uğrayanlar var. Onlar seslerini çıkarmaya başlarlar. Daha gür çıkar. Ve talep ederler. Mesela şimdi bakıyoruz biz e, 2008 yılında 5510 sayılı kanun çıkarılmış. Emeklerin bağlanma oranları %70'den %40'a düşürülmüş. Örneğin 15 bin lira alması gereken şu anda 8 ila 9 bin lira alıyor. Diyor ki bunu düzeltin kardeşim. Ondan sonra hemen ardından şu geliyor. Bugün ee, siyasilerden de konuşan oldu öyle diyor 8'e 9 1999 tarihinde bırakamazsın diyor bugüne de getireceksin onu yani kardeşim nerede var diyor o yoğurdun bolluğu bir dönem bir döneme mi bakacak diyor bak mesela birisi bir çok da ilgi görmüş mesaj atmış diyor ki bedava kredilerle 100 bin liraya 3 artı 0 daire 30 bin liraya 0 polo isimde veriyor kusura bakmayın söz. E, sahip olan kesim şimdi de 45 yaşında emekli olup 40 sene emekli maaş alacak. 30 yaş altı ise ölene kadar çalışıp her ay maaşının tamamıyla bunlara kira ödeyip onları zenginleştirmeye devam edecek diyor. Da isyanda diyor kardeşim diyor böyle bir dünya var mı diyor ya. Biz diyor niye bunlardan faydalanamıyoruz da biz bir kesme. Şimdi o kesime de gidiyorsun diyor ki olur mu diyor bir dönem bunun kanunu çıktı artık diyor bundan dönüş yok. Ve diyor ben bu benim hakkımda aldım kanayan yaraydı bitti. Artık bundan bir dönüş yok. Çünkü bu meseleyi bu defteri kapattık. Ama zannediyorum hesaplanmayan bir iş oldu. Bir mesele oldu o da şu. Bu seçim döneminde Sayın Cumhurbaşkanı her pazartesi günü hediye tarzında taahhütlerde bulunmayı alışkanlık haline getirdi. Seçim yatar mı yani sizce? Yani devam edecek. Çünkü şimdi muhtemel seçim tarihleri konuşuluyor. İlginç bir çıkış oldu. Onu takip ettiniz mi bilmiyorum. 6 Nisan 2023 tarihinde e, seçim kanunu değişiklikleri yürürlüğe girecek. Mehmet 9 Hücumun Nisan'da olabilir. Şimdi bak şöyle. Diyor ki e, muhalefet. Öyle diyor bir dünya yok. Ya diyor seçimi 6 Nisan'dan önce 2 Nisan'da <laughs> yapacağız. Ya da 18 Haziran diyor. Bize diyor bu kanun değişikliğiyle gelemezsiniz diyor. Gelen yok ki zaten. Zaten gelen yok o taraftan. Gelen yok. O taraftan Cumhurbaşkanı o taraftan İmlandır, o taraftan gelen olmadığı be, için bence oldu bence bizimle. bence, şu anda adaya da gerek yok. Çünkü ortada bir seçim yok ülkede. Sadece oluşturulan seçim atmosferi var ve her şey biraz sonra Sayın Hacı Yakışıklı ona cevap verir. Her şey Sayın Cumhurbaşkanının tekrar seçilmesi üzerine yapılan anketler ve verilen Bunlar dağıtılanlar, vaatler, bunlar acaba yap anketi kazanabilir mi? Bas parayı başka da ver, bas parayı iş buna döndü. Ee, elbette bu süreç e, idare edilemez. Niye idare edilemez? Ben şöyle e, konuyu değerlendiriyorum çünkü işin iktisadi boyutuna bakmak lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nde dün de tartıştık hatta ya şurada. O zaman EYT şura... çıksın diye bas bas bağırdınız. Onunla, onunla Çıktıktan bir o, bak, sonra. Arkadaşlar. EYT'ye bağırmadığı EYT. Hayır, hayır ben Bak bu seçim yatırımıdır. Yani. Hoca ben bağıranlara ben, ben söylüyorum. Ha. Ben şöyle söyleyeyim size. Ben hani meseleyi gerçekçi düşünüyorum. Bu EYT meselesi, asgari ücret meselesi hiçbirisi kütleler veya kitleler halinde siyasi partiler veya adaylar arasında oy geçişlerine yol açmayacak. Yani dün de katıldığım programda bu konuşuldu. Bilmiyorum bugün katılamadığım için ilk kısma hesap edemedim veya en azından takip edemedim. Ee, bu tür asgari ücret EYT 3600 biz hep bunların kaynakları veyahut da nasıl karşılanabilirin hesabından ziyade seçim kazandırır mı oya tahvil edilir mi? Bu mesele üzerinden gidiyoruz. Bu normal bir dönem değil. Bu şekilde biz e, Ama bu süreci... Ama Türkiye'de hep öyle oldu. Değil. Canım. Öyle alışkanlık haline geldi bu. Zaten e, bense bir dahaki seçimlerde gelecek ilk e, talebi söyleyeyim. Mesela Toki'den sosyal konut alacaklar değil mi? Ödemelerini yapmayacaklar. Diyecekler ki seçim dönemi gelecek, aflar gelecek. Bak hep öyle oluyor. E, o kadar alıştırdık ki faizi kaldır, gerekse ana parayı kaldır, ödeme. O ta takdirde aynen şu isyanda olduğu gibi, şimdi bu insanda düşüneceksin. E, şöyle bir vaziyet oluyor. Kural kaidelere uygun hareket edenler, kural kaidelere uygun hareket etmeyenlerle ayrı tutulup hukuk devletinde kural kaidelere uygun hareket etmekten dolayı cezalandırılıyorlar. Şimdi sokağa yansıması böyle oluyor bunun. Mesela şimdi en büyük af bekleniyor. Ceza affı. Ne demek ceza affı? Şey, şey, hapis cezalarının affı. Bekliyor an, musunuz tahmin, siz? Ya bak olacak. Yani tahmininiz. Yüzde yüz. Yüzde doksan dokuz bile demiyor. Ama çok kısıtlı bir, e, af olur herhalde o. Vallahi Hep öyle şimdi, deniyor. <laughs> Latif Bey çünkü... sekimin Seçimin ne zaman bak bana, bana seçim tarihi böyle bir kafamda netleştiğinde ee, o, o onun ne zaman gündeme geleceğini hesap edebilirim. Genel af Çünkü, şeklinden mi bekliyorsunuz? E, genel af değil. Genel afın çıkabilme... Ama genel af bak şöyle çıkar. Cumhuriyet'in genel 100. Af, yılı ya. Genel af şöyle. Genel af cezai sonuçlarıyla affedersin ama şimdi hükümetin de, hükümet derken Sayın da AK Parti'nin de orada bazı sıkıntıları var. Muhalefetin de. Bugüne kadar aflar hep uzlaşarak çıkmıştır. Çünkü herkes elindekini masaya koyacak. O koyduğun masanın içinde FETÖ dosyaları var, PKK dosyaları var, cinayet dosyaları var, yaralama dosyaları var, gasp dosyaları var, büyük dolandırıcılık dosyaları var. Var oğlu var. Yani o, o, o kolay bir iş değil o. Uyuşturucu uyarıcı madde dosyaları var, büyük baronların dosyaları var. Ya öyle, öyle yani öyle biz o, oturup da hani kader mahkumları diyoruz ya yani kim kader mahkumu o da belli değil yani ortada.